verdim kavga. Yüzüme gülüp arkadan tuz. Herkese merhaba. Mazot, sonra bu, sonra şansımız yaver giderse bir de şu Aperture Science oyununu oynarız. Arkadaşlar bugün benden çok istenen... Tay abinin sesi patlıyor neden? Herkese merhabalar arkadaşlar, bugün benden çok istenen bir tarifi yapacağım. Ne yemeyim? Adama sırf boş yapmak için yorumlara millet şey yazıyor değil mi? Abi yani benzin çok bağlandı evde, benzin yapsana abi. Abi mazot yapsana abi. Otay sandıkçı abi de Giga Chat himself yaparım. Bir yapayım da mazotu görün lan demiş bütün o aptal yorumlara karşı. Mazot tarifi, yani biyodizel tarifi yapacağım arkadaşlar. Bu get fucked yani. Yapıştırmış cevabı. YouTube'dan birçok kere söylediniz ama bunu mutlaka yapmalısın diye. Bunu yapmanız için paylaşmıyorum. Sadece teknik bilgi vereceğim. Videonun keyfini çıkarmanızı istiyorum. Ne yapalım? Başta malzemeleri gösterelim. Bir tanıtımını yapalım. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Tadım testi olmayacak değil mi? Malzemeleri ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. Başta şunu söylemek istiyorum. 3 farklı malzememiz var. Etil alkol, kullanılmış yağ ve sodyum hidroksitimiz var. 3 farklı malzemeyle mazotumuzu yapmış olacağız arkadaşlar. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada etil alkol de kullanabilirsiniz. Metil alkol de kullanabilirsiniz. Oğlum bu Benekli Ayhan'ın vodka yaptığı etil alkol değil değil mi? Bu daha pis galiba o. Tıbbi etil alkoldü herhalde. Kullanabilirsiniz yani metanol. Ayrıca beyaz ispirto da kullanabilirsiniz. Bu saydıklarımızın arasında ispirtonun fiyatı en ucuzu. Metanolünki bir tık aynı daha mı? Yüksek fiyatta etil alkol. Emin misiniz ya? Bence bu daha bu tarımsal değil, içilemez. Bak yapıştırdı adam, evde vodka yapıyor büyük ihtimalle. Burada infoyu dayadı size. İçilemezmiş. Şey, gidip bunu alıp içmeyin yani. En yükseği etil alkol. Neden kullandım? Çünkü evde yapıyorum arkadaşlar. O diğer etil alkolü bulamıyorsun zaten galiba. O yasak onun satımı. Bu masumhanesi etil alkolü yapılıyor. Tabii şunu da düşünmek lazım. Etil alkolü şu an piyasada zaten bulması gerçekten çok zor. Normalde bu tarifi açık havada yapmak gerekiyor. Böyle evde yapacaksanız mutlaka maske takmalısınız. Tabii çok yine doğru. Yapmanızı önermiyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Dediğim gibi sadece olayın teknik kısmını göstereceğim. Çok ısrar ettiniz diye yapıyorum bunu. Ve şöyle söyleyeyim. Şöyle pencereniz, havalandırmanız güzel olacak. Biyodizel yakıt yapıyoruz ve tek korumamız. Şu kadar aralıklı pencere. Havalandırmanız güzel olacak. Ayrıca şunu da belirteyim. Havalandırmayı da açmanız gerekecek. Yani kısacası tamam. Burada bir kimyasal deney yapmış olacağız. Bizden ricam bu videoyu sadece keyif almak için, olayın tekniğini öğrenebilmek için izleyin diyorum. Kesinlikle ama kesinlikle bu uyguladıklarımı uygulamayın arkadaşlar. Onu da belirtmek istiyorum. Olayı biraz bilimsel açıdan bakmanızı rica edeceğim. Ve ne yapıyorum? Hızlıca oranları vererek yapılışına geçiyorum. Zaten bu yaptığımız mazot yeni nesil araçlarda böyle çok kullanılması önerilmiyor. Tabii bunun avantajı var. Jeneratörünüz var, kullanabilirsiniz. Ya da jeneratör için mantıklı lan bu arada. Benzeyen motorlu araçlarda kullan. Hayır ya, yapmayacağım. Breaking Bad açılış şakası yapmayacağım. Yapamam bunu. Kullanabilirsiniz. Yapmayacağım, söz verdim. Eski nesil araçlarınıza kullanabilirsiniz ama püf noktalarına mutlaka ama mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Yağımızı çok iyi kaynatacağız. Ben önceden kaynattım. Zaten filtrelenmiş halini göstereyim size nasıl filtrelediğimi. Şöyle bir tava aldım. Önceden kullanmış olduğum yağları zaten biriktirmiştim kenarda kavanozlarda. Şöyle kullanmış olduğum yağı da göstermek istiyorum. Önceden yemek yaptığım yağ. Bunu süzdüm bu şey. Oğlum sabah patates kızartması aşka aş aş aş. Aşka. Konuşamadım. Sabah patates, akşam testere yakıtı. Bu şekilde bunu temiz halde kullanacağım. Yani yağ burada dönüştürmüş oluyorsunuz. Tabii bu filtreme yeterli mi? Kesinlikle hayır. Onun için kullanmak biraz sıkıntılı olabilir. Tıkanıklıklara yol açar filtrede veya sistemin diğer parçalarında. İçerisinde yine bir parça su kalmıştır. Paslanmalara yol açabilir sistemde. Tabii işinizi dört dörtlük yaparsanız yine de sıkıntı olmaz. İyice de damıtırsanız sonunda ne kadar kar yapıyor ki bu? Elde etmiş olursunuz. Ne birinci püf noktayı söylüyorum. Yağımızı iyice kaynatacağız. İçerisinde acaba bunun bir litresi ne kadar? Buharlaşacak, içerisinde su mazotun bir litresi ne kadar? Çok iyi süzmemiz gerekiyor. Gerekirse o yaptığım işlemi 3 kere, 4 kere, 5 kere yapmanız gerekecek. Daha böyle ince tüllerle kat kat yapıp bunu filtreli hale getireceksiniz. Avantajı şu, kullandığımız yağ lavaboya veya dışarıya dökmüyorsunuz. Geri dönüşümde kullanabiliyorsunuz. Evet bak, hem böyle bir şey var. Yemek yaptığın yağı. Hem de yaptığınız bu oğlum, gideceksin Fight Club gibi böyle. McDonald's'tan, ya Fight Club'da McDonald's'tan çalmıyorlardı. Liposuction merkezinden çalıyorlardı da yağı. Küçücük McDonald's'tan attıkları atık yağı. Oğlum yağı bedavaya getirirsen bu işlem okey.
azotun dışarıya salmış olduğu egzoz dumanı çok 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 daha az olacak. Yani çevre kirliliğini resmen vegan mazot. Meone Butnye Body diyor ki bu adam nükleer felaket çıksa en son hayatta kalacak adam. Oğlum bu adam nükleer felaket çıksa çakma gofret üretip tanesini 1000 şişe kapağına satacak adam. Aslına bakarsan. Şeyin şerifi olacak. Çünkü dünyada gofret kalmayacak ve insanlar manyak gibi paralar verecek gofrete. Gazoz, kola. Bir tek o yapabilecek bunu. Çünkü hazırlıklı. O açıdan gerçekten avantajlı. Son olarak da şunu belirtmek istiyorum. Evde kendinize mazot yapabilir misiniz ya da herhangi bir yerde yapabilirsiniz. Yasal ama bunun satışı da yasak. Bunu da belirtmek istiyorum. Hatay abi. Gerekli açıklamaları da yaptıktan sonra keyif için bu videoyu izleyebilirsiniz. Hemen yapılışına geçiyorum. Şöyle bir kavanozun içerisine hassas teraziyle de ölçtüm arkadaşlar. 600 çok mililitre. Çok drug setup bu ya. Bu şurada bir toz var hassas terazinin önünde. Burada bir şişe var. Şurada bir kavanoz var. Hani şu an da yani herhangi bir kolluk kuvveti kapısını çalsa. 600 mililitre. Anladın mı? Açıklaması çok zor bence bunu. Hepsini bir boca edelim. Hepsini akıttım içerisine. Burada oranlara çok dikkat edin arkadaşlar. Şimdi de sırada sodyum hidroksit var. Bunu içerisine eklediğim zaman bir ısı açığa çıkaracak. Kimyasal bir tepkime gerçekleşecek. Ve şişeniz bir parça ısıracak. Ne yapıyorum? Hızlıca bunu içerisine atıp kapağını kapatacağım. İyice çözülmesi için hafiften hafiften çalkalayacağım. İçerisine o ilginç kontent ha bu arada. Görüyorsunuz çok hareketlilik başladı. Kapağını kapatıyorum ve şöyle ona yol veriyorum. Dediğim gibi şişe bir parça ısınacak. Hatay sandık içi var ya, bence böyle şeyler yaparsa çok bir level atlar ya. Yemek. Burada iyice bir karıştırın, çözülmesine izin verin onu. İyice bir göbek attırıyoruz ona. Buradan çıkan gazı kesinlikle solumuyoruz. Bunu da belirtmek istiyorum bu arada. Bir karıştırın. Şimdi şey çok garip mesela, yemek yapan bir adam sürekli, yani yemek tarif paylaşan bir adam asla yememem gereken bir şey anlatıyor ya bana. Ben bunu yaparken yanlışlıkla bir koklarım. Sonuçta bana yemek yapmayı öğreten bir insan öğretti bana bunu. Homojen kıvama geldiği zaman duracağım. Evet bu yeterince aynı masa, karıştı. Homojen kıvama geldi. Hafiften de ısındı ve ne yapacağız? Şimdi ikinci aşamaya geçiyorum. Bu beni kenarda beklesin. Şimdi de yağ bir 60 dereceye kadar ısıtmamız gerekiyor. Ben önceden ısıtıp içindeki o fazla suyu buharlaştırdım, soğuttum. Geri şimdi ne yapıyoruz? Mı? Tekrardan ayrı bir şişe alacağız. Bu sefer 60 dereceye kadar ısıtacağız. Böyle dikkatli bir şekilde yağın hepsini ayrı bir kavanozun içerisine boca ediyorum. Hepsini boca etti. Eklediğimiz yağ tamına 3 litre bu arada. Bu oran da çok önemli tabii. Bunu da belirteyim. Şimdi burada cam kullanmamın bir nedeni var. Neden dolayı şöyle ısıtıcımı göstereyim arkadaşlar. Çok ucuza aldım bu arada bunu. Ne yapıyorsun böyle şişenin içerisine daldırıyorsun onu. Şu kenarını da göstereyim. İyice monte ediyorsun. Askıda kalırsa çok güzel olacaktır. Ne dibe değsin ne kenarlara değsin. Askıda kalması dediğim gibi önemli. Şimdi bunu prizine takalım. Şimdi diğer taraftan derecesini nasıl ölçeceğiz? Tabii ki şöyle elimde bir termometre var. Şöyle ne yapacağım? Bunu yağ daldıracağım. Şöyle daldırıyorum. Bırakıyorum. Şuradan bir kontrol ediyorum. Görüyor musunuz? 47, 52 hızlı bir şekilde yükseliyor. Bak görüyor musunuz? Ne fark dalgalanmalar eder? Var. 60'a geldi. Hızlıca bunu nasıl çekebilirim artık. Nasıl bu mı? Isıtıcının özelliğine mi derseniz çok hızlı bir şekilde ısıttı. En önemli özelliği bu. Abartmıyorum böyle 20 saniyede siz. Oğlum ısıtıcıyı alsam mesela böyle kahve yaptım. 90 kupaya. Aha mı pratik olur kettle'dan acaba? Biz de konuşurken 20-30 saniyede istediğimiz dereceyi elde etmiş olduk. Evet şimdi iki karışımımız da hazır. 60 derecelik süzmüş olduğumuz yağımız. Diğer tarafta alkol ve sodyum hidroksit karışımı. Şimdi bu ikisini karıştırma zamanı. Sona doğru yaklaşıyoruz artık. Bunun kapağını açtım. Yağımı ortaya alıyorum. Ve bunun içerisine usul usul aktarıyorum arkadaşlar. Evet hepsini aktardım. Bunun da sıkıca ağzını kapatıyorum. Ağzına lastik yaptım sağa sola taşmasın diye. Abi tam şey ya, bir akrabana falan gidersin ya, böyle tanımadığın, böyle mutfakta garip garip bidonlar, turşular, bir şeyler olur, böyle kapalı olur, eldiven olur falan, anladın mı? Su içmeye gidersin. Suyu içerken böyle bakarsın. Ne bunlar acaba? Turşu mu? Peynir mi? Bir de kokar böyle. Kokusu da hafif. Ya, acaba turşular mı kokuyor, ev mi kokuyor?
Karıştıracağım öyle bir şey çünkü. Yani. Ve bunu artık karıştırma zamanı. İyice bir karıştırıyoruz burada. Bir 30-40 şunu saniye kadar görsen karıştırıp ne kendi haline ne? Bırakacağım artık. Evet, bunu yeterince çalkaladım. Ve şöyle göstereyim arkadaşlar. Ya o mazot, mazot dokunma, dokunma mutfaktaki. Sadece beklemek. Ne mi olacak? Kimyasal bir tepkime gerçekleştikten sonra dibe gliserin çökecek. Üst tarafta da mazot, yani biyodizelimiz oluşmuş olacak. Bunun için de bir gün beklemek gerekiyor. Bir gün bekliyoruz. Ardından ne yapacağız? Şu üst kısmı alacağız. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çökelti oluştu. Bir 12 saat kadar bekledim. Parma abi tamam oluşmuştur. O kadar saf bir şekilde elde etmiş olursun. Yukarısı parlak, aşağıya gittikçe bulanıklaşıyor. Şimdi ben bunu süzeceğim. Süzme işlemini nasıl yaparsın? İstersen dibe musluk alırsın. Musluklu bir kavanozda çalışırsın. İstersen de benim yaptığım yöntemle yaparsın. Bunun kapağını şöyle bir açıyorum. Şunu da böyle bir çıkaralım. Delinmiş yavaş ama. Yavaş. Çıkardı. Şöyle bir düz kepçe elde ederseniz arkadaşlar rahat bir şekilde çıkarabilirsiniz içerisinden. Ve ne yapacağım? Yani şöyle tutayım, göstereyim arkadaşlar. Şu dikine ekleyebilirim. Hoşaf diye birini içireceksin. İki şeftali doğrayacaksın içine. Altına sıkışacak. Yılın şakası. Bak 1 Nisan'da yaklaşıyor. İki tane şeftaliyi atacaksın içine. Durabiliyorsunuz içeriye. Şöyle alıyorum. Ruhu duymaz. Da yoğun zaten. Görüyor musunuz? Buradan ruhu belli oluyordur. Duymaz. Dalgalandırayım şöyle. Buradan alıp temiz bir şişenin içerisine aktarıyorum. Hepsini bu şekilde yapacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi doldurdum. Çok güzel oldu. Şimdi bayağı güzel duruyor burada. Tadı nasıl acaba? Çok kötüdür büyük ihtimalle. Yani direkt kusarsın. Mideni deler mi acaba? Hani kusmaya başlarsın manyak gibi büyük ihtimalle. Ölür müsün? Yani ölür müsün bilmiyorum ya tam direkt. Ya gerçekten. Bunu nerede kullanabilirsin? Dediğim gibi bence bunu denemek çok mantıklı değil. Ama ben yine sizin merakınızı gidermek için... Arabasına koyacak mı? Olayın teknik boyutunu anlatmaya çalıştım. Bunu jeneratörde deneyebilirsin. Ki ben bunu saklayacağım. Sakladıkça zaten dibe çökecektir. Daha da böyle parlak bir hale gelecektir. Bir tane fire vere vere daha parlak, daha... Bunun kokusu ne güzeldir lan mazot. Tortusuz bir kıvama getireceğim ve bunu jeneratörde kullanabilirsin. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Herkese afiyet olsun demek... Kimin jeneratörü var ki? İsterdim ama bu videonun sonunda o şekilde demeyeceğiz. Umarım video... Güzeldi. Keyif, eğlenceliydi bu arada gerçekten. Fun times yani. Abi bu ne indiriyor gene? Evet, şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaanneni abone yap.